Veli Eğitim Başkanı Danışmanı Abdurrahman Bey ve diğer konuklarımız. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz, hocalarımızı, öğrencilerimiz. Bu sömestir, diğer sömestirlerin çoğunda yaptığımız gibi biz var olan bir bina olarak Polatlı'da bir Yassıhöyük köyüne çok yakın bir termal otel binası seçmiştik. Var olan bir projeydi. Eksik olmasınlar, gerek proje sorumlusu belediyeden Ceren Hanım, gerekse tarihi alanlar koruma müdürümüz Kadir Bey, Kadim Bey, bu konuda bize çok yardımcı oldular. Hem binayı gezdik, hem projeleri temin ettik. Ve öğrencilerimiz bu konuda çalıştılar. Var olan şeyi binanın üzerinde kendi geliştirdikleri yaklaşımlarla projeleri değerlendirdiler. Sonunda ki proje şeysinde bizim baştan öyle bir niyetimiz yoktu. Hani herhangi bir beklentimiz yoktu belediyeden, ama beğendiler. Beğendikleri için dediler ki ilk üç projeye biz birer takdir edelim dediler ilk üç projeyi. Biz de çok memnun olduk. Sağ olsunlar buraya. Şimdi o ödülü vermek üzere geldiler. Projelerimizin çalışmaları aslında bildiğiniz gibi standart var olan binanın incelenmesi, onun üzerine bir konsept çalışması, onun arkasından da binanın geliştirilmesi, işlevsel olarak da iç mekan tasarımı olarak da geliştirilmesi şeklinde devam ediyor. Uygulanabilecek yerleri var. Tabii ki bir kısmı öğrenci projesi olduğu için daha ileri düzeyde biraz daha teorik çalışmalar olarak kalabilir. Burada akacak projeler göreceksiniz. Dışarıda sergi de var. Zaten bu ödül töreninden sonra da sergi açılışına geçeceğiz. Serginin şeysinde 3 ödül alacak ana projeyle 3 tane de değerli bulduğumuz öğrenci projelerinin çizimlerini tek bir haftada sergilenmesini arzu ettik. Onların da hani en azından takdir edilebileceğini düşündük. Umuyoruz bundan sonraki bütün öğrenci çalışmaları sömestr sonunda bu şekilde birinci, ikinci, üçüncü olarak ödül alırlar. Hiç kimse dışarıdan vermese de biz kendimiz okul olarak böyle bir şeyi değerlendirirsek öyle zannediyorum ki dağarcığınızda, elinizdeki CV'lerinizde birer böyle belge bulunur diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Şimdi bu konuda ilk görüşlerini bize aktarmak üzere Zeynep Hocam'dan çok küçük bir giriş şeysi rica edeyim. Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Bölüm Başkanım, değerli arkadaşlar, Sayın Veli Heyeti Danışma üyemiz, hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu yarıya Çiğdem Hocam'ın ifade ettiği gibi Polatlı'da bir termal otelin iç mekan çalışmalarını gerçekleştirdiler bir grup olarak. Bülent Hoca, Çiğdem Hoca ve Mine Hoca'nın önderliğinde bir grup öğrenciniz. Polatlı Belediyesi'ne bu konuda göstermiş oldukları tüm yardımlardan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Yardımlardan sonra da projeleri beğenip bu şekildeki bir kutlama isteğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Buraya kadar zahmet ettiniz. Var olun. Ben hem öğrencilerimizi kutluyorum, hem hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocam. Ve ödülleri herhalde başkanımız takdim edecekler. Ben size bırakayım hocam. Ödülleri vermek üzere Sayın Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı rica edeceğim. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Hocam, sevgili öğrenciler, hepinize iyi günler diliyorum.
Polatlı Belediye Başkanı olarak sizler olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Polatlı, Ankara'mızın 75 kilometre batısında her türlü gelişmeye, yeniliğe açık bir şehir, bir cümle şehri. Değişik fırsatlarımız ve imkanlarımız var. Tarımsal gücümüzle, sanayi alanlarımızla, ulaşım imkanlarımızla ama en önemlisi tarihsel potansiyelimizle. Polatlı hem yakın tarih açısından Sakarya Savaşı'mızın geçtiği topraklar, Türk milletinin 1683'ten beri geri çekilmesinin durdurulduğu toprakları ifa ediyor, Doğatepe. Bunun da yanında çok eski bir medeniyet olan Frig medeniyetinin başkenti Gordion Polatlı'da. Polatlı Belediyesi olarak bizim de bu iki büyük tarihi değerimizi yeniden keşfetmek. Yerli yabancı turistlerin hizmetine sunmak için çalışmalarımız var. Bu çerçevede de hemen Yastıbüyük Köyü bitişiğinde Gordion Antik Kenti'nin yanı başında bir termal tesis inşaatımız var. Tesisimiz hemen hemen bitmek üzere, bitim aşamasına geldi. Ben proje kapsamında üniversitemizin, Çankırı Üniversitemizin, siz değerli öğrencilerimizin Polatlı'yı tercihinde çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük emek sarf ettiniz, çok güzel bir proje ortaya çıktı. Ben minnettarım sizlere. İnşallah bu projeleri uygulama fırsatı da bulacağız. Projemiz şu anda 190 seviyelerinde. Küçük birkaç sorunumuz var. Onun ötesinde ümit ediyorum ki bu yıl sonu proje hayata geçirmeyi planlıyoruz. Niyetimiz bu. Ben katılımcı bütün arkadaşlarımıza, bütün öğrencilerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizleri en kısa sürede Polatlı'da heyet olarak öğrencilerimizle birlikte ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. İnşallah bir hafta sonu size Polatlı'daki tarih alanları gezdirmekten, Polatlı'yı gezdirmekten çok büyük bir mutluluk duyacağız. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de biz her türlü işbirliğine açığız. Biz özellikle genç beyinlerin, genç kardeşlerimizin desteklerini her zaman bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi en yüksek notu alan öğrencimiz Deniz Başak Görür'ü ödülünü almak üzere davet ediyorum. Aynı zamanda Deniz Başak Görür'ün sergide işi bulunduğu için dekanlık teşekkürünü vermek üzere de dekanımız Sayın Zeynep Hoca'yı da. Alan Ahmet Geldi öğrencimizi öğrencimizin dekanlık başarı belgesini de bölüm başkanımız Arda Hoca'dan rica edeceğim. Öğrencimiz Kemal Yavuz Çelik, onu da davet edelim. Evet,
Kemal Yavuz Çelik'e de ödülünü vermek üzere proje ekibimizden değerli hocamız Bülent Altay Bey'i de davet ediyorum. Şimdi sergide eserleri bulunan diğer öğrencilerimizden Damla Güra'ya ödülünü vermek üzere evet. Mine Yazıcıoğlu hocamız şey yapıyor. Diğer öğrencilerimiz şu anda derste oldukları için maalesef katılamadılar diğer kampüste. Biz doğrusunu söylemek gerekirse çok mutlu olduk Polatlı Belediyesi ile çalışmaktan. Gerçekten hem işlerimizin yürümesi sırasında çok yardımcı oldular, hem jürilerimize katıldılar, hem de öğrencilerimizi böyle takdir etmeleri bizi çok mütehassıs etti doğruya doğru, çok duygulandırdı. Onun için kendilerine üniversitemiz adına birer teşekkür plaketi vereceğiz. Lütfen rektör yardımcımız Yahya Bey'i de. Desteklerinden ve katkılarından dolayı Tarihi Alanlar Koruma Müdürü Albay Kadim Bey'i de sahneye davet ediyorum. Onun da ödül vermek üzere Müsteşarı Emniyet Danışmanı Abdurrahman Bey'i çağıralım. Üniversitemizin mezunu, dolayısıyla başarılarının devamını dilediğimiz iç mimar Ceren Hanım'a da ödülünü ben vereyim. Evet, Ceren Hanım belediye personeli olarak bu termal otel projesinden sorumlu olarak çalışmakta. Onun için de gurur duyuyoruz dolayısıyla. Değerli öğrenciler, gördüğünüz gibi başarılarınız sizin ileride de başka kanallarda, başka yerlerde başarılarınızı getiriyor. Önünüzde çok farklı yerlerde, farklı koşullarda çalışma olanaklarınız olacak. Dolayısıyla yani her şey okulla bitmiyor. Onun için Ceren'den iki kelime okulla iş hayatı arasındaki görüşlerini anlatmasını rica edeceğim. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Polatlı Belediyesi'nde iç mimar olarak imar müdürlüğünde çalışmaktayım. Eski Çankaya Üniversitesi iç mimarlık bölümünde mezunuyum. Üniversite hayatı ile iş hayatı bambaşka şeyler. Üniversite hayatı tabii ki eğitim anlamında bambaşka ama iş hayatı çok daha farklı. Polatlı Belediyesi'nde çalıştığım için çok mutluyum. Başkanımız da sağ olsun her konuda üniversite ve eğitim hayatına özellikle öncelik tanımakta. Bizi davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Polatlı'yı tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
Kitap'la belediyesiyle daha sonra diğer işbirliklerinde de beraber çalışacağız. Beraber pek çok şey başaracağımızı ümit ediyorum. Her ne konuda proje ihtiyaçları olursa bizim burada olduğumuzu da unutmamalarını rica edeceğiz. Her türlü desteğe biz de hazırız. Her konuda. Dolayısıyla şimdilik kendilerinin buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Polatlı Belediye Başkanı, Tarihi Alanlar Koruma Müdürümüz ve proje sorumlusu arkadaşımıza ve rektör yardımcımız, mütevelli heyet danışmanı ve dekanımız, bölüm başkanımız ve diğer hocalarımıza da tekrar katılımları için teşekkür ediyorum, öğrencilerimize. Şimdi yavaş yavaş, evet efendim. Soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Ceren Hanım'a. Bu işinde başarılı olmasına yardımcı eden Çankaya Üniversitesi'nin hangi yönleri oldular? Çok ağırlıklı bir şey var mı? Yani işin bir var mı? Eğitimin kendisine katkısı. Ben bekliyorum. Evet, buyur. Başta İç Mimarlık Bölümü ile alakalı belediyenin kendi adına üretmiş olduğu projelerde kontrol elemanı olarak görev yapmaktayım. Ama asıl oradaki görevim yapı ruhsatı ve yeni yapılacak inşaatlara yapı projelerinin kontrolündeyim. Daim eden görevim o. İç mimarlık anlamında belediyenin kendi üretmiş olduğu özel projelerde görev almaktayım. Bunun dışında... Eğitiminiz bu görevi yapmaktaki başarınıza katkı yapıyor mu? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Öyle olması bugün burada olmazdım herhalde. Polatlı Belediyesi'nde görev almazdım. Çok teşekkür ediyorum. Biz sağ olun. Evet, yavaş yavaş isterseniz sergi alanımıza geçelim. Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Abdurrahman Bey ve diğer konuklarımız, hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz, hocalarımız ve öğrencilerimiz. Bu sömestir, diğer sömestirlerin çoğunda yaptığımız gibi biz var olan bir bina olarak Polatlı'da bir Yassıhöyük köyüne çok yakın bir termal otel binası seçmiştik. Var olan bir projeydi. Eksik olmasınlar, gerek proje sorumlusu belediyeden Ceren Hanım, gerekse Tarihi Alanlar Koruma Müdürümüz Kadim Bey bu konuda bize çok yardımcı oldular. Hem binayı gezdik, hem projeleri temin ettik. Ve öğrencilerimiz bu konuda çalıştılar. Var olan şeyi binanın üzerinde kendi geliştirdikleri yaklaşımlarla projeleri değerlendirdiler. Sonunda ki proje şeysinde bizim baştan öyle bir niyetimiz yoktu. Hani herhangi bir beklentimiz yoktu belediyeden ama beğendiler. Beğendikleri için dediler ki ilk üç projeye biz birer takdir edelim dediler ilk üç projeyi. Biz de çok memnun olduk. Sağ olsunlar buraya. Şimdi o ödülü vermek üzere geldiler. Projelerimizin çalışmaları aslında bildiğiniz gibi standart var olan binanın incelenmesi, onun üzerine bir konsept çalışması, onun arkasından da binanın geliştirilmesi, işlevsel olarak da iç mekan tasarımı olarak da geliştirilmesi şeklinde devam ediyor. Uygulanabilecek yerleri var. Tabii ki bir kısmı öğrenci projesi olduğu için daha ileri düzeyde biraz daha teorik çalışmalar olarak kalabilir. Burada akacak projeler göreceksiniz. Dışarıda sergi de var. Zaten bu ödül töreninden sonra da sergi açılışına geçeceğiz. Serginin şeysinde 3 ödül alacak ana projeyle 3 tane de değerli bulduğumuz öğrenci projelerinin çizimlerini tek bir haftada sergilenmesini arzu ettik. Onların da hani en azından takdir edilebileceğini düşündük.
Umuyoruz bundan sonraki bütün öğrenci çalışmaları sömestr sonunda bu şekilde birinci, ikinci, üçüncü olarak ödül alırlar. Hiç kimse dışarıdan vermese de biz kendimiz okul olarak böyle bir şeyi değerlendirirsek öyle zannediyorum ki dağarcığınızda, elinizdeki CV'lerinizde birer böyle belge bulunur diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Şimdi bu konuda ilk görüşlerini bize aktarmak üzere Zeynep Hocam'dan çok küçük bir giriş şeyisi rica edeyim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Bölüm Başkanım, değerli arkadaşlar, Sayın Kaleli Heyeti, Danışma Üyeniz, hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu yarıyıl Çile Hocam'ın ifade ettiği gibi Bulaklı'da bir termal otelin iç mekan çalışmalarını gerçekleştirdiler bir grup olarak. Bülent Hoca, Çiğdem Hoca ve Mine Hoca'nın önderliğinde bir grup öğrencimiz. Bulaklı Belediyesi'ne bu konuda göstermiş oldukları tüm yardımlardan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Yardımlardan sonra da projeleri beğenip bu şekildeki bir kutlama isteğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Buraya kadar zahmet ettiniz. Var olun. Ben hem öğrencilerimizi kutluyorum, hem hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben hocam, Türkan hocam, Mine hocam. Ve ödülleri herhalde başkanımız takdim edecekler. Ben size bırakayım hocam. Ödülleri vermek üzere Sayın Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı rica edeceğim. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Hocam, sevgili öğrenciler, hepinize iyi günler diliyorum. Polatlı Belediye Başkanı olarak sizler olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Polatlı, Ankara'mızın 75 kilometre batısında her türlü gelişmeye, yeniliğe açık bir şehir, bir cümle şehri. Değişik fırsatlarımız ve imkanlarımız var, tarımsal gücümüzle, sanayi alanlarımızla, ulaşım imkanlarımızla ama en önemlisi tarihsel potansiyelimizle. Polatlı hem yakın tarih açısından Sakarya Savaşı'mızın geçtiği topraklar, Türk milletinin 1683'ten beri geri çekilmesinin durdurulduğu toprakları ifa ediyor, Doğatepe. Bunun da yanında çok eski bir medeniyet olan Frig medeniyetinin başkenti Gordion Polatlı'da. Polatlı Belediyesi olarak bizim de bu iki büyük tarihi değerimizi yeniden keşfetmek. Yerli yabancı turistlerin hizmetine sunmak için çalışmalarımız var. Bu çerçevede de hemen Yastıhöyük Köyü bitişiğinde Gordion Antik Kenti'nin yanı başında bir termal tesis inşaatımız var. Tesisimiz hemen hemen bitmek üzere, bitim aşamasına geldi. Ben proje kapsamında üniversitemizin, Çankaya Üniversitemizin, siz değerli öğrencilerimizin Polatlı'yı tercihinde çok mutlu olduğunu söylemek istiyorum. Çok büyük emek sarf ettiniz. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Ben minnettarım sizlere. İnşallah bu projeleri uygulama fırsatı da bulacağız. Projemiz şu anda %90 seviyelerinde. Küçük birkaç sorunumuz var. Onun ötesinde ümit ediyorum ki bu yıl sonu proje hayata geçirmeyi planlıyoruz. Niyetimiz bu. Ben katılımcı bütün arkadaşlarımıza, bütün öğrencilerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizleri en kısa sürede Polatlı'da heyet olarak öğrencilerimizle birlikte ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. İnşallah bir hafta sonu size Polatlı'daki tarih alanları gezdirmekten, Polatlı'yı gezdirmekten çok büyük bir mutluluk duyacağız. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de biz her türlü işbirliğine açığız. Biz özellikle genç beyinlerin, genç kardeşlerimizin desteklerini her zaman bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.
Şimdi en yüksek notu alan öğrencimiz Deniz Başak Görür'ü ödülünü almak üzere davet ediyorum. Aynı zamanda Deniz Başak Görür'ün sergide işi bulunduğu için dekanlık teşekkürünü vermek üzere de dekanımız Sayın Zeynep Hoca'yı da. Notu alan Ahmet Geldi öğrencimizi davet ediyorum. Öğrencimizin dekanlık başarı belgesini de bölüm başkanımız Arda Hoca'dan rica edeceğim. Öğrencimiz Kemal Yavuz Çelik, onu da davet edelim. Evet, Kemal Yavuz Çelik'e de ödülünü vermek üzere proje ekibimizden değerli hocamız Bülent Altay Bey'i de davet ediyorum. Eserleri bulunan diğer öğrencilerimizden Damla Güra'ya ödülünü vermek üzere evet Mine Yazıcıoğlu hocamız şey yapıyor. Diğer öğrencilerimiz şu anda derste oldukları için maalesef katılamadılar diğer kampüste. Biz doğrusunu söylemek gerekirse çok mutlu olduk Polatlı Belediyesi ile çalışmaktan. Gerçekten hem işlerimizin yürümesi sırasında çok yardımcı oldular, hem jürilerimize katıldılar, hem de öğrencilerimizi böyle takdir etmeleri bizi çok mütehassıs etti doğruya doğru, çok duygulandırdı. Onun için kendilerine üniversitemiz adına birer teşekkür plaketi vereceğiz. Lütfen rektör yardımcımız Yahya Bey'i de. Desteklerinden ve katkılarından dolayı Tarihi Alanlar Koruma Müdürü Albay Kadim Bey'i de sahneye davet ediyorum. Onun da ödül vermek üzere Müsteveli'ye yetiştik danışmanı Abdurrahman Bey'i çağıralım. Thank you.
desteklerine ötürü ve üstelik de üniversitemizin mezunu, dolayısıyla başarılarının devamını dilediğimiz iç mimar Ceren Hanım'a da ödülünü ben vereyim. Evet, Ceren Hanım belediye personeli olarak bu termal otel projesinden sorumlu olarak çalışmakta. Onun için de gurur duyuyoruz dolayısıyla. Değerli öğrenciler, gördüğünüz gibi başarılarınız sizin ileride de başka kanallarda, başka yerlerde başarılarınızı getiriyor. Önünüzde çok farklı yerlerde, farklı koşullarda çalışma olanaklarınız olacak. Dolayısıyla yani her şey okulla bitmiyor. Onun için Ceren'den iki kelime okulla iş hayatı arasındaki görüşlerini anlatmasını rica edeceğim. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Polatlı Belediyesi'nde iç mimar olarak imar müdürlüğünde çalışmaktayım. Eski Çankaya Üniversitesi iç mimarlık bölümünde mezunuyum. Üniversite hayatı ile iş hayatı bambaşka şeyler. Üniversite hayatı tabii ki eğitim anlamında bambaşka ama iş hayatı çok daha farklı. Polatlı Belediyesi'nde çalıştığım için çok mutluyum. Başkanımız da sağ olsun her konuda üniversite ve eğitim hayatına özellikle öncelik tanımakta. Bizi davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Polatlı'yı tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umuyorum Polatlı Belediyesi ile daha sonra diğer işbirliklerinde de beraber çalışacağız. Beraber pek çok şey başaracağımızı ümit ediyorum. Her ne konuda proje ihtiyaçları olursa bizim burada olduğumuzu da unutmamalarını rica edeceğiz. Her türlü desteğe biz de hazırız her konuda. Dolayısıyla şimdilik kendilerinin buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Polatlı Belediye Başkanı, Tarihi Alanlar Koruma Müdürümüz ve proje sorumlusu arkadaşımıza ve rektör yardımcımız, mütevelli heyet danışmanı ve dekanımız, bölüm başkanımız ve diğer hocalarımıza da tekrar katılımları için teşekkür ediyorum öğrencilerimize. Şimdi yavaş yavaş, evet efendim. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Bu işinde başarılı olmasına yardımcı eden Çankaya Üniversitesi'nin hangi yönleri oldular? Çok yani eğitimin kendisine ben katkısı. Ben seni bekliyorum. Evet, buyur. Başta iç mimarlık bölümüyle alakalı belediyenin kendi adına üretmiş olduğu projelerde kontrol eleman olarak görev yapmaktayım. Ama asıl oradaki görevim yapı ruhsatı ve yeni yapılacak inşaatlara yapı projelerinin kontrolündeyim. Daim eden görevim o. İç mimarlık anlamında belediyenin kendi üretmiş olduğu özel projelerde görev almaktayım. Bunun dışında... Eğitiminiz bu görevi yapmaktaki başarınıza katkı yapıyor mu? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Öyle olmasa bugün burada olmazdım herhalde. Polatlı Belediyesi'nde görev almazdım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, yavaş yavaş isterseniz sergi alanımıza geçelim. Bir dahaki sezon.
başarılı oldular. O yapar da ben yaparım. Bu şekilde o tekstildeki sirkülasyonu değiştirmesi buluşmadan buradan devam edip şöyle fotoğraflarına gidiyoruz.